Benim 2012'de başlattığım bir konu var aşağı yukarı. 2012'de sıfır insan çalışıyordu Amerika'da üzerine. Yani garanti verebilirim çünkü teorik fizikle matematik arası bir şey. Ve şu anda mesela tam şu anda bugün yani Cambridge'de üzerine 3 aylık bir program var. 2022 yılında 3 aylık bir program daha devam edecek. Ama tamamen şeyle soyut matematikte pek çok insanın bilmediği, tamam mı? 1980'lerde Fransa'da çok egzantrik ve akıllı bir takım matematikçilerin geliştirdiği ve kimsenin bilmediği bir kavram var. Ben 2011 civarında, 2010 civarında bir soruyu anlayamıyordum. Sürekli anlayamıyordum. Anlayamadığımı da kendime itiraf ediyordum artık. Yani tamam oğlum yani bunu... Ve ilk defa bu Barry ile ilgili en başta bahsetmiştin ya. Bir şeyi anlamamaya devam ederken bir Barry'nin bir makalesini okuyordum. Hals'la, öğrencisi Chris Hals. Ve Barry bir şeyden bahsediyordu makalede. Tamam mı? İşte bu şeyle ilgili asimptotik seriler, işte divergent seriler, yani patlayan seriler. Divergence olursa pek çoğumuz anlamsız olduğunu düşünüyoruz. Ve diyordu ki bunlara anlam vermenin bir yolu var. Ve aslında Barry'nin kendi advisor'ı egzantrik bir fiziksel matematikçi. Churn miydi onun advisor'ı? Advisor'ı şey yok. Çok az bilinen bir insan. Dingle. Dingle. Dingle diye bir insan. Ve güzel bir kitabı var. Yani asimptotik analiz üzerine ve çok idiosinkranik bir kitap. Yani oturmuş yazmış kendi başına. Hani Bir o tek sadece o kitap okumuş değil, kendi başına yazmış. var. Yani ve aslında bu konuyla ilgili en derin şeyleri de ilk anlayan Stokes. Hepimizin bildiği Stokes. Stocks. Ama Stokes enteresan bir şekilde kendi anladığı şeylerin kendi zamanında yaşayan insanlar tarafından anlatmasına rağmen anlaşılamadığını görüyor. Ve yaptıktan 50 yıl sonra yani 1950'de ve 1957'de bir pardon 1850 ve 1857'de iki çok iyi makalesi var. Ve 1902'de yani vefatından birkaç yıl önce bu iki makalesini açıklamak istiyor tekrar. Ve bunları anlamak isteyen işte bundan Stokes'tan sonra aslında ilk daha derin anlayan insan Dingle, ondan sonra Barry. Tamam mı? Ve sonra bu Fransız Aklımı matematikçi çıkarayım. Dediğim insan çok daha derin kısmını Bir anlıyor. saniye hocam. Şu sesimi değiştireyim. Kusura bakmayın. Beni duyuyor musunuz hocam? Duyuyorum, evet. Tamam. Sen beni duyuyor musun? Şarjım bitti de kulaklığımın. Evet, duyuyorum şimdi. Ama nerede kalmıştık? İşte bu tamamen soyut bir şey. Ölmeden bir iki sene önce makalesini açıklamak istiyor demiştiniz. Ha tamam şey yani Stokes tekrar anlatıyor ama Stokes'tan sonra konuyla ilgili daha derin anlamda gelişmeler işte bu dediğim Barry'nin bir advisor'ı var. O bir gelişme yapıyor ama o da anlaşılmabilmiş bir insan değil. Tamam mı? Ve daha sonra bu Fransız matematikçi işte Eccal diye birisi o konunun derinliğini gerçek anlamda kavrayan insan. Ve bu yani bilinen bir şey değil. Teorik fizikte de bilinen bir konu değil. Yani teorik fiziğin dışında bütün fizikte de üzerine fizikçilerin kafa yorduğu bir şey değil. Ve ben yani 2011 civarında Barry'nin bir makalesini okurken şeyi fark ettim. Ha, benim galiba ihtiyacım olan şey bu. Bir de bunu öğreneceğim. Ve aslında Bu2012'de bir intuition'dı değil mi hocam? intuition şey His yani yani. Hissetme. his yani iki tane bir şey bir sistemin içerisinde aslında çok basit anlatabilirim. Çocuklarımın legoları olsa anlatabilirim yani ama sözlerle de anlatabilirim. İki tane patolojik durum var. Bir takım kuantum alan teorilerinde hatta kuantum mekaniğinde bile. Ve iki patolojik durum bu da aslında biliyoruz. Biliyoruz derken kendimize itiraf edebiliyoruz anlamadığımızı. Ama ikisi de aslında üzeri biraz örtülen şeyler.
Hani undergrad'daki dersimizde veya grad'daki dersimizde öğrenmiyoruz. Hı hı. Benim anladığım, yani o iki patolojik durumun aslında birbirinin iksiri olduğu, birbirini çözdüğü, tamam mı? İki tane hastalık olduğunu düşünüyorsun ama ikisi de meğersem hastalık değil, özellikmiş. Ve o iki özellik birbirini fix etme becerisine sahipmiş. Hangi problemler bunlar hocam? Vallahi çok basit sistemlerden başlayarak pek çok sistemde var. Yani kuantum mekaniğinde double well de düşünebilirsin veya çok basit ordinary integrallerde de, exponential integrallerde de pek çok zaman eğer seri şeklinde yazarsan, perturbation theory'yi seri şeklinde yazarsan hepsi aşağı yukarı divergent. Ve insanların hepsi işte bu, ama niye kullanıyoruz perturbation theory? Çünkü giderek daha iyi oluyor, daha iyi oluyor. Evet. Ama bir yerden sonra aslında patlıyor nesne. Ben hiç hayatımda ikinci dereceden daha fazla perturbation theory yapmadım. Yok. Benim için şu, yani kuantum mekaniğinde 500. order'ı yapabilirim sana şu anda. Hı-hı. Çünkü programım var. Ve analitik bir program, şey değil. Nümerik bir hesap değil. Yani sembolik bir hesap. Yani sana formülleri de koyup, kendim de yazmadım bu arada. Yani bir arkadaşım yazdı. Yani sembolik şekilde her şeyi yapabilir. Ama bunların bütün özelliği aslında patlaması. Ama bu şimdi teknik bir tartışma olacak. Buraya girmek istemiyorum. Ama dediğim şu. İki tane hastalık var. Teorinin içerisinde en azından öyle gözüküyor. Naif olarak. Aynı hastalıklar kuantum alan teorisinde de var ve çok derin hastalıklar. Yani insanların Tuhuft'un üzerine beyin yorduğu bir soru. Yani Tuhuft'un şöyle bir makalesi var. Önce İngilizce söyleyeyim. Can we make sense out of quantum chromodynamics? Quantum chromodynamics bir kuantum alan teorisi. Evet. Adamın dediği şu. Kuantum alan teorisini anlayabilir miyiz? Bilir miyiz? Evet. Akla yatar bir şey mi bu? Akla yatar bir şey mi? Analizini yapabilir miyiz? Yani bu aslında derin bir soru. Şeyin dedi, neden bunu soruyor? Çünkü eğer standart işte perturbatif analizlerle uğraşırlarsa her şey patlıyor. Her şey patlıyormuş gibi gözüküyor. Ama her şeyin aslında daha derin bir anlamı var. Daha soyut ve daha derin bir anlamı var. Ve hem analizde hem geometride, topolojide çok enteresan yerlere gidiyor. Yani acayip enteresan yerlere gidiyor. Yani hiç duymadığınız işte matematikteki bu branşlardan birinin adı Resurgence Theory, öbür branşın adı Picard-Lefschetz Theory. Hı hı. Buralara gidiyor ve benim işte 2011'de gördüğüm şey, bir yerde ya düşünüyordum ya işte şeyi okurken, Barry'i okurken bu matematiksel gelişmeyi anlamam gerektiğiydi. Ama daha ne olduğunu bilmiyordum. Gittim ve anladım. Çok zordu kaynak bulmak. Tamam mı? Çünkü yazılmış çok az şey vardı. Hı-hı. Hani ama anladım ve kuantum mekanikte hatta bunu anlamaya başladığımda 2012 yılında Simon Center'da bir şey vardı. Foundations of Quantum Field Theory diye bir workshop vardı. Orada konuşmacı olarak davet edilmiştim. Organizatörler de bayağı iyi insanlar. İşte Jaffe, Arthur Jaffe, işte Michael Douglas, işte Simons'ın kendisi. Simons konuşmuş şeyde yoktu. Audience'da hatırlamıyorum. Konuşmacı olarak da hatırlamıyorum. Ama Witten falan gibi insanlar da vardı ve çok küçük bir gruptu. Yani toplam 40 insan falan vardı. Belki 20-25'i matematikçiydi, 10-15'i fizikçiydi. İyi insanlardı. Ben mesela ilk defa orada bu kavramı anmıştım ve bir matematikçi gelip bana şey demişti. Ben de bunu duydum ve çok enteresan olacağını düşünüyorum demişti. Hı hı. Ve o konuşmaya, o şeye, o konferansa orada başladı. Orada bir arkadaşım geldi benim, Gerald Dunn diye. Beni ziyaret etmeye geldi oraya geldiğim için. Ve enteresan şekilde o da benzer bir şey üzerine düşünüyordu. Ben bu Tuhuft'un Can we make sense out of quantum field theory falan gibi bir sorusunu düşünüyordum. Derin bir sorusunu. Hı hı. O kuantum mekanikte bir soru düşünüyordu ve arada bir yolda bir şey yapabileceğimizi anladık. Ama benim vizyonum şuydu. Hani bir
gölün etrafında yürüyordum. Bir arkadaşımla da işte vizyonumu anlatıyordum. Hani kafamdaki hikayeyi anlattım ve şöyle dedim. Hayatımda uğraştığım bütün zor sorular 3 sene aldı. Ama bu 5 sene alacak. Tamam yani. Ama sonra oturdum ve o yıl iki tane çok derin makale yazdım o konuda. Hı-hı. Ve o konunun başlangıcı olarak kabul edilen şeyler. Ve mesela... Bunları tek başınıza mı yaptınız? Yok, bir tanesini Gerald'la yaptım. Gerald'dan Connecticut'ta profesör. Çok iyi bir matematiksel fizikçi. Diğeri Philip Argyres diye yine çok çok iyi bir teorik fizikçi. Benim gördüğüm en iyilerden birisi. Bu da Cincinnati'de profesör. Daha önce Cornell'de profesördü. İşte epey bilinen birisi teorik fizik konusunda. İşte buradaki enteresan şeylerden birisi bu yani. Yani modest okullarda da çok iyi insanlar var. Var, evet. Kesin. Kesinlikle var. Yani bu ortalarda bir okul diyorsun, bakıyorsun muhteşem bir insan. Evet. Hayatları biraz daha zor oluyor ama varlar. Hı-hı. İşte ikisiyle yazdım ve mesela aynı anda sicim teorisinde, string teoride bir başka birisi, belki bizden biraz daha önce, hı-hı, şey yazdı, bir makale yazdı. Aynı kavram üzerine fakat farklı bir soruyu çözüyor. Fakat aynı matematiksel metodu kullanıyor. Ve biz mesela şimdi çok muhteşem bir şey oldu ve pek çok insan bunun üzerine konuşmaya başladı. Hı-hı. Pek çok insan aslında şüpheyle yaklaşarak konuşmaya başladı. Evet, tabii ki. Ama enteresan bir şekilde 2014'te CERN teori grubundan bir takım insanlar bize gelin beraber burada bir konferans düzenleyelim dedi. Hı-hı. Yani çok oradaki en hoş insanlardan birisi Luis Alvarez Gomez işte co-host oldu. Ve bu string teorici arkadaşla ben de işte şey oldum, organizatör oldum. Ve enteresan şekilde 100 insanı falan bir araya getirdik. İşte bu matematikçileri getirdik. İşte dediğim insanları, Zincüsten vardı. Barry geldi. Mesela Barry'nin kendisi vardı. Barry'nin bütün jenerasyonundan insanlar vardı. Hı-hı. Ve o mesela iyi bir ivme başlattı bu konuda ve insanların daha pozitif bakmaya başlaması gibi bir şey oldu. Ve o zamandan beri mesela 10-15 tane, bu abartma falan yok. Bunların hepsi şey, belki aşağı bile söylüyorumdur, onu söyleyeyim. 10-15 tane üzerine sadece bu konu üzerine şeyler, konferanslar ya da workshoplar oldu ve şeyde değil yani random yerlerde değil, çok iyi yerlerde. Yani İtalya'da çok iyi yerde, işte CERN'de, Japonya'daki en iyi yerlerde. Hı-hı. Hatta mesela ben bu konuyla ilgili ilk fikirlerimi yıllar önce bir Santa Barbara'da anlatmıştım. David Gross konuşmadaydı. Ve yıllar sonra bana ve Gerald'a bir mesaj gönderdi ve şey dedi. Bu konuyla ilgili Santa Barbara'da çok iyi programlar düzenleniyor genelde. Ve fiziğin her konusunda, yani egzoplanet üzerine de, ne bileyim, biofizik üzerine de, ne bileyim, işte condensed matter'ın bin bir türlü hali üzerine de muhteşem, çok güzel devoted programlar düzenleniyor. Ama Gross bir e-mail attı bana ve şey dedi, bakın, belki Türkçe anlattığım için, bakın size bu konuda bir konferans düzenlemenizi, başvurmanızı söylemiştim dedi. Baktım başvurulara göndermemişsiniz. Hatırlatayım dedim dedi. Gross da bilmeyenler için söyleyeyim, QCD'de asimptotik freedom'ı bulan adam. 3 insandan birisi, Nobel alan insanlardan birisi. Çok saygın bir bilim insanı. Derin bir insan. Yok, benim çok çok uzun konuşmalarım olduğu anla. Hani düşünürsün ki çok yaşlı bir insan. Hayır, kesinlikle ben iyi bir pimpon oyuncusu değilim ama beni deviriyor çok rahat. Bunu söyleyebilirim. Çok uzun konuşmalarım oldu. Yani ben o yaşımda o seviyede olmayacağıma eminim. Yani çok derin bir insan ve çok derin fizik konuşabiliyorsun falan. Dedi bize, hemen gelin bir organize edin bakayım dedi. Bir daha da böyle. Bir de buradan aslında şey almak zor bir şey. Burada bir şey organize edebilmek başarı. Evet, evet. İşte hani
konu böyle hala dallanıp budaklanıyor ve bitmiyor. Tamam mı? Yani benim düşündüğümün çok dışında da uygulamalar başlıyor. Yani evet. Yani her hafta bir iki haftaya bir, yani bir makale iki makale çıkıyor. Hani bu matematiği kullanan fiziğin evet. başka kısmında. Ama dediğim gibi yani konunun var olduğunu bile bilmiyorduk. İşin gerçeği yine hayatımda duymamıştım. Tam o Berry'nin o makalesini okuyana kadar. İşte Berry de yani passing, yani böyle geçerken bahsediyor. Böyle bir enteresan bir şey var diyor. Ama şimdi hidrodinamikte de kullanıyorlar, black hole'larda da kullanıyorlar. Yani eminim quantum field theory'nin her halinde yani kullanıyorlar. İşte condensed matter'da bile bizden önce de bunu kullanmış insanlar var ve bir türlü yani şeyin kavramın genişliği görülmediği için yani evet. çok spesifik bir şey olduğu düşünülüyor. Yani biz o benim 2012'den 2014'e kadar çözdüğüm iki soru en azından şeydi. Hani 30-40 yıldır insanların üzerinde çok kalem oynatılacağını düşünmediği sorular gibiydi. Ve, en azından bir tanesini tamamen çözdüğümüzü düşünüyorum. Öbüründe de en derin insight. İçgörü. İçgörüyü verdiğimizi düşünüyorum. Hala çözme şansımız olduğunu düşünüyorum. Ama gerçekten yani, çok ilginç. Yani sizin bir düşünce olarak başlayan bir problem içinize dert olmuş ve o problem üstüne düşündükten sonra başlı başına bir alan ortaya çıkartmışsınız. Evet. Elbette bu kolay bir şey değil. Yani insanlar bunu dinlediği zaman hani siz bunu 15 dakikada anlattınız. Evet. Hiç kolay bir şey değil ya bir konu üstüne derin düşünmek. Hatta şey de hiç kolay değil. Yani insanların saçürü olduğunu düşündüğü, ya bu konu bitti dediğini düşündüğü bir alanda bu olanın bitmediğini ortaya çıkarmak da hiç kolay bir şey değil. Evet, evet. Benim yaşadığım en büyük zorluklardan birisiydi. Yani hani ya işte argo kullanmaya her şeyin bir filmi vardı. Siz kullanabilirsiniz yani. Hocam. Size her şey mübah. Yani şey hani filmde Şener Şen A bir şey yapıyor. A'nın bir de yaveri var. Ulan sen A'dan daha mı iyisin diye çok centilmen bir dille anlatayım yani bunu. Yani o tür tavırlar oluyor. Hatta mesela o Berry'nin dediğim konuşmasından sonra ben işte Trieste'den, Abdüssalam'dan hemen davet aldım. Bir sene sonra falan davet aldım belki. Belki zamanı biraz karıştırıyorum. Belki iki sene. Emin değilim, önemli değil. İşte orada gayet konuya şüpheyle yaklaşan insanlar vardı. Yani ya diyorlar işte bu Fransız matematikçi de işte çok proof vermiyormuş. Ne yapacağız bunu arkadaş? Ben de ona diyordum ki işte önce şey diyordum ya bu biz bunu kendimiz proof ettik yani. Ya bak bunu yaptık herhalde. Bu da mesela sosyal olarak sana yardım etmediği zamanlar oluyor. Evet. Yani adam sen kimsine getirebiliyor. Evet. Bilimde de oluyor bu. Olmuyor değil. Kesinlikle bilimi öyle evet. ütopik, işte saf, taze, işte temiz bir şey gibi düşünmeyin. Yanında sosyal ilişki var ve insanın benim, olduğu bir yer olduğu için. Yer ve insanla ilgili politik ne varsa hepsi burada da var. Hepsini taşıyın. Biraz daha akıllıca diyor. Ve zor bir şey. Sonra diyorsun ki şimdi daha enteresan bir şey var. Bizim zamanımızın, şu andaki zamanımızın en iyi matematikçilerinden birisi Kontsevich. Maxim Kontsevich, Harvard'da. Maxim Kontsevich. Yani. Şimdi IHES'te, yani Institut Haute Études, işte şey Fransa'da, Paris'te, oradaki en iyi matematik teorik. Çok güzel bir yer. Yani böyle işte doğanın içerisinde bir evet. Enstitü. Ve bu konuda en çok düşünen matematikçi o şu anda. İşte iki sene önce bu COVID başlamadan biraz önce işte bir şey organize etti şeyde IHES'te bu konu üzerine bir program işte Gerald da davet etti işte ben de davet etti işte bizim
başka insanlarımızla falan. Ama şey, aslında ben bunu şuna bağlamak istiyordum. Pek çok insan mesela şüpheyle bakıyordu hala konuya. Bu matematiksel olarak çok daha prove edilmiş şeyler değilmiş. Yani. Falan gibi yaklaşmıyor. Tabii ki matematik gelişen bir şey. Matematikte süreç daha uzun alana yayılabiliyor. Ben size dedim daha konuşmada birazcık önce. Hani bu konudaki en derin gelişmeler işte Stokes 1850. Evet. Hani 1950-60'da Dingle, 1980'lerde işte Berry ve şey Ecal. Evet. İşte 2010'un başlarında da hem fizikte genel anlamda hem işte kuantum alan teorisinde, kuantum mekaniğinde biz bunun ne kadar önemli bir kavram olduğunu gördük. Ve şu anda hem matematik hem fizikte çok gelişen bir konu. Ve dediğim gibi de şeyler var. Ama belki bu gençlere çok faydalı olmayabilir. Bu konuya daldık ve çıkamıyorum ben. İşte şey. O zaman başka bir soru sorayım. Konuyu değiştirebiliriz yani. Tamam. Genel manada şeyden bahsettiniz. Ben size şeyi soracaktım işte. Benim lisedeyken fizik okumak istediğimi bildiğim zamanlarda en çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi işte bir fizikçi olunca nasıl bir yaşamın olacak? Yani günün nasıl geçecek, sabahın nasıl geçecek, işte hangi insanlarla muhatap olacaksın, nerelerde yaşayacaksın gibi şeyler. Bunları zaten aslında sizin konuşmanızdan çıkarabilirsiniz yani işte. Büyük bir vaktiniz düşünmekle geçiyor. Bazen seyahat ediyorsunuz. Sizin gibi sizin düşündüğünüz problemler üstüne düşünen insanlarla sohbet ediyorsunuz vesaire. Bundan belki biraz bahsedebilirsiniz. Eğer insanların kafasında bir resim oluşturabilirseniz belki faydalı olur. Bir fizikçinin, teorik fizikçinin yaşamı nasıl olur diye. Bir de sizi teori okumaya yönlendiren şeyler nelerdi? Yani lisans sonunda belki buna karar verdiniz, lisans zamanında karar verdiniz. Ne gibi şeyler etkili oldu bu seçimde? Şimdi aslında iki çok enteresan soru soruyorsun. İkisini ayrı ayrı cevap vereyim. Tamam. Birincisi şu, hayatla ilgili. Burada iyi şeyler var ve çok iyi olmayan şeyler. Hı-hı. Tamam mı? Hani bizim şöyle diyeyim yani diyelim ki iyi bir Türkiye'de lisans seviyesinde yapacağını yaptın ve doktora da iyi bir yere geldin. Makul bir yere geldin diyelim. Güzel. İlk 50'de, ilk 70'de, 80'de her yer makul. İlk 10'da bir yere gidiyorsan o zaten Türkiye'de bölümünde de en iyi insanlardan birisinin önünde gelir. Şimdi sorun şu. Eğer çok iyiysen aslında bence öncelikle çok iyi bir hayatın oluyor. Tamam mı? Şeyden ben en azından yaptığım hiçbir şeyden pişmanlık duymadım. Ama çok dürüst olacağım. Acı çektiğin şeyler de oluyor çok fazla. Şeyden değil, sosyal şundan ötürü. Şimdi şöyle diyelim, yani bir yerde mesela işte Türkiye'de lisansı yaptın, 4 yıl, 5 yıl her neyse. Ve çok güzel bir arkadaş çevresi edindin, işte samimi olduğun, iççi olduğun insanlar var. Fakat hayatın gerçeği hemen o 5. 4. yılın sonunda herkes birbirinden ayrılıyor fiziksel olarak. Sonra diyelim ki iyi bir doktora yaptın, doktora yaparken de yine güzel bir hayatın oluyor. Yani gün boyu düşünüyorsun, çalışıyorsun, kafe şapa gidip kahve içiyorsun. Yani zor bir şeyin yok. Yani ben hani benim eşim de aynı üniversite olduğu için her gün 3 civarı şeye giderdik. Yani çok güzel bir kahveci vardı Seattle'da, bizim çok sevdiğimiz bir yer. Oraya gidip işte 20-25 dakika, yarım saat işte yürüyüşümüz de toplam 1 saat alırdı. Gider gelirdik işte. Çok relax bir hayat. Tamam, yani hatta Cankoz Yazı'nda en sevdiği yerdi bu bizim gittiğimiz yer. Şu an Boğaziçi'nde profesör. Cankoz Yazı Boğaziçi'nde profesör, sicim teoristi ve hani bizim memleketten çıkan en iyi sicim teoristi diyebilirim kendisi için. Hı-hı. İşte
Oraya giderdik. Diğer arkadaşlarımız vardı dört bir milletten. Bir kısmıyla giderek daha samimi oluyorsun, daha iççi oluyorsun. Hani biraz daha gönül bağın oluyor. Ama şimdi aslında bunu söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama söylemek de lazım. Hı-hı. Aradan 5 sene geçiyor, 6 sene geçiyor. Doktoranı yapıyorsun ve yine hadi dağıldınız. Postdoc'a gidiyorsun. İşte tamam. Ne bileyim Boston'a gidebilirsin, Amerika'nın ortasında bir yere gidebilirsin, Chicago'ya gidebilirsin, işte San Diego'ya gidebilirsin, işte Bay Area'ya gidebilirsin. 4-5 sene. Aynı hikaye, aynı şey. Yine çok enteresan bilim yapan insanlarla tanışıyorsun, bilim yapıyorsun, düşünüyorsun ve çok iyi tartışabileceğin insanlar buluyorsun. Evet. Ama sorun mesela ben dedim ya, ben Türkiye'de taşradan bir insanım yani. Evet. Oradaki şeyi görüyorsun yani insanların birbiriyle olan bağını, gönül bağını vesaire vesaire de görüyorsun. Sonra kendi hayatını da görüyorsun. Burada bir takım sorunlar olduğunu görüyorsun. Yani benim aslında hayalim şuydu. Yani gerçek hayalimi. Hı hı. Belki eşim seyreder bunu ama yine de söyleyeyim. Hani gidip Türkiye'de İstanbul'da bir yerde hoca olmaktı. Hı hı. Yani Ankara'da ya da İstanbul'da. İstanbul'da daha olası olduğunu düşünüyorum. Çünkü işte hani daha çok yani seviyordum. Kendi kültürümüzü daha çok sevdim her zaman. Yani kendi insanımıza her zaman çok fazla bir gönül bağım oldu. Yani her bir başka insanlara da oldu ama en azından daha böyle stable, yani daha stable, dengeli. Dengeli, evet. Dengeli, kararlı. Bir kararlı işte bir hayat olacağını düşünüyorsun ama çok şey oluyor hayatında. Yani çok değişim oluyor. Sonra da işte diyelim ki bir yerde profesör oluyorsun. Çok çok şanslıysan. Tamam mı? Ondan sonra ama yani yaşım biraz geçmiş oluyor. İşte o 30, 35, 40 vesaire. Ve yani tekrar bir çevre kurmak falan zor olabiliyor. Hem zorluğundan bahsettim hem güzel tarafından. Yani entelektüel olarak eğer iyiysen muhteşem bir seyahat. Ama sosyal anlamda şey diyeyim, handikapları olan bir sistem. Evet, kesinlikle hayatınızda kararlı olduğunuz durum çok daha geç geliyor diğer mesleklere göre. Stabil olduğunuz, belli bir mekana tabi olduğunuz, belli insan çevresine tabi olduğunuz zaman çok daha erteleniyor. Evet. Çok daha erteleniyor. Yani benim gördüğüm yani en büyük dezavantajı bu. Ama onun dışında yani çok enteresan bir hayat yaşıyorsun. Yani gidip yani ya ne bileyim Hindistan'daki en iyi akıllı, en akıllı adamlarla, Çin'den çıkan en akıllı insanlarla, tamam mı? Oturup kahve içiyorsunuz, beraber yaşıyorsunuz. Kahve içiyorsun, düşünüyorsun, beraber yaşıyorsun. Gel diyorsun akşam yemeğe gidelim. Benim bir anım var, söyleyeyim bunu.